Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı Topraklarda ya? Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba arkadaşlar, bugün 14 Eylül 2021 Salı Ulusal Kanal'da ve Ulusal Radyo'da. Türkiye'nin halkçı devrimci yayın organlarında Televizyon Gazetesi'nde birlikteyiz. Bakalım bugün ne var Televizyon Gazetesi'nde? Sakarya e, Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, e, Hürriyet ve Yeni Şafak'ın 1. sayfalarından aldım cesaretleriyle isimlerini tarihe kazıdılar demiş. Hürriyet ve Küresel Baş Kaldır başlığını atmış Yeni Şafak. Bu küresel baş kaldırı Cumhurbaşkanının orada yapılan törendeki konuşmasından. Efendim üreticiler faize çalışıyor. Aydınlığın manşeti. Çiftçinin borcu 5483 kat artmış. Ne zamandan beri artmış? Aa bilmem bakarım ona. E, Diyarbakır'da biliyorsunuz yine e, bu üretim faaliyetleri var e, ve Diyarbakır'ın bir atılım yapması bekleniyor bu anlamda. Diyarbakır'da atılması gereken adımları yazmış yine aydınlık. E, biraz daha uzağa bakarsak Afrika'ya mesela. Atlantik ve Asya Afrika'da karşı karşıyaymış. Evet bunu biliyoruz bunu e, bayağı bir söyledik. Nereden biliyoruz? İşte Fransa'nın karıştığı darbeler ve suikast girişimleri, Türkiye'nin son 5-6 yılda açtığı büyükelçilikler, Çin'in yatırımları, Türkiye'nin faaliyetleri. E ne işimiz var bizim Afrika'da? Sudan'a niye 30 milyon dolar veriyorsun? E işte var bir sebebi, bu haberde göreceğiz. Afganistan'da gelişmeler var. E resmi anlamda ilk olması lazım. Katar Dışişleri Bakanı Kabil'e gitmiş. E yine bir ilk var. Kabil'e ilk yurt dışı yolcu seferi yapılmış. Pakistan'dan yapılmış o da. Efendim şey bir Afgan yetkili, bir Taliban yetkilisi Milli Gazete'ye konuşmuş. Türkiye için Türkleri sizleri kardeş olarak görüyoruz demiş. Tabii çok komik bir manzara var Afganistan'da. Amerikan uçaklarının pervanelerini <laughs> Afganlar, Talibanlar e, ip atmışlar, salıncak yapmışlar, sallanıyorlar kanatlarında, e, pervanelerinde falan. Çin alay etmiş, e, sizin uçaklarınızı Taliban salıncağı çevirdi diye. E, ABD Irak'tan çekilme tarihi veriyor. Ya yine mi reklam? Ay Allah'ım ya Ne ne büyük ne başarılı bir program bu. Reklam üstüne reklam geliyor. Ee, fazla değil fazla değil merak etmeyin. 2-3 ee, dakikalık bir reklam girecekmiş fazladan. Ee, ABD'nin Irak'tan çekilme tarihi verilmiş. E tamam işte Afganistan, Irak derken Suriye'den de kovduk mu o oh, keka. İdlib'de neler olduğunu yazmış Hande Fırat ee, ve görüş ayrılıkları engel değil bu yine Afganistan'la ilgili bir haber. Ee, yani <laughs> Irak'tan gidiyor Afganistan'dan kovuldu. Suriye'de Fazla bir vakti kalmadı. E, duyduğum kadarıyla e, şey Esad'la Putin görüşmüşler. E, terörden temizlenmesi için Suriye'nin geri kalanından anlaşmışlar. E, demek ki Suriye'den de gidecek ama ama şimdi gel de bunu e, ABD'li bazı danışmanlara anlat. E, adam üstelik de yani dünkü çocuk değil bayağı tecrübeli biri Yasin Aktay. ABD için toparlanma fırsatı Suriye'dedir demiş. Suriye'ye Amerika'yı davet ediyor neredeyse. Yani yapılacak iş mi? Değil. E, tabii tepkiler var, onları da vereceğiz. E, dün bir, ara bir bahsetmiştik, e, ailelerden Davutoğlu tepkisi Aydınlık'ta bugün e, yer almış. Onunla ilgili konuşacağız ama e, şeyin e, yazısı, dur, e, Utku Reyhan'ın yazısı ilginç bugün. Pelikan bildirisi, Davutoğlu Çavuşoğlu diye bir yazı yazmış diyor ki, özet olarak... AK Partili isimler ama Esat diktatör tekerlemesinin dillerine dolamaya devam ediyorlar. Böyle bir dış politika olabilir Madem öyle Davutoğlu'nun günahı neydi? Bu retoriği gayet hakkıyla icra ediyordu hoca demiş. E, Çavuşoğlu'nun yaptığı hatayı herhalde almıştır yazısının içine. Efendim e, bir başka tartışmada e, laiklik meselesi. Anayasa, e, yeni anayasa çalışması var biliyorsunuz AKP MHP'nin. E, laiklik prensibi anayasada korunmalı demiş AKP sözcüsü. E, bu iyi, iyi de yani o zaman Yargıtay'ın doğayla açılışı ne? Yani onu da sorarız. E, ve fakat buradaki sıkıntı şu, e, anayasada laiklik değişecek mi, değişmeyecek mi, şu olacak mı, bu olacak mı derken anayasa yapılabilecek mi? Çünkü e, 360... Çoğunluk aranıyor. Mecliste AKP MHP'nin toplamı 360'tan bayağı aşağıda. Referanduma götüremiyorlar. Kadük kalacak bir çalışma gibi görünüyor. Ee, onu da Civoğlu yazmış. Güner Civoğlu havanda dövülen layıklık diye. Ee, yine bir başka yazı Akşam Gazetesi'nde Türk'ü Türkiye karalama kampanyası. Bu tartışmaya gireceğiz arkadaşlar. Neden gireceğiz? Çünkü bir kesim gerçekten layıklığa aykırı işler yaparken bir başka kesimde layıklık üzerinden Türkiye'yi Biden e, tayfasına e, oy devşirmeye çalışıyor. Yani layıklık öyle bir şey değildir. Bunları anlatmaya çalışacağız. Bu tartışmaya gireceğiz o yüzden. E, ah haber e, Al işte yani hem iktidarda var hem e, şeyde var. E, muhalefette var. Almış üstüne almış. Bir ona çakmaktan bir buna çakmaktan Allah canımı alsın kollarım yoruldu ha. A Haber bu sefer. E, kimin kanalı? İktidarın kanalı. Ne yapıyor? Erdoğan'a resmen dinamit koyuyor. Erdoğan kalkıyor işte Sakarya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor bilmem ne diyor falan. E A Haber ne yapıyor? A Haber aynı e, CHP'li bir e, kesimin yaptığı gibi e, Dersim katliamından Atatürk sorumludur demeye getiriyor yayınladığı bir belgeselde. Yani Cumhurbaşkanı bu yüzden herhalde medya bizim soluğumuzu, sesimizi duyuramıyor e, dedi. Ama Cumhurbaşkanında da problem var. E, niye? E, gidiyor, Yargıtay'ın açılışını duayla yapan e, şeyin arkasında duruyor. Güçlü destek veriyor. E, bana kalırsa e, bunlar e, AKP'nin bir seçim stratejisi. E, erken seçim olacak. Şunun için olacak, üçüncü kez seçilme meselesi var tartışmalı. Erken seçim olursa, mesela normal seçim tarihinden altı ay önce bir seçim olursa seçime girebiliyor Erdoğan. Ama normal tarihindeki seçime giremiyor bildiğim kadarıyla. İşte bu seçime hazırlık anlamında bir şeyler yapıyorlar galiba. Bilmiyorum yani öyle bir şeyim var, tahminim var. Bu arada HDP atak yapıyor. Demirtaş CHP'ye açıktan protokol çağrısı yapmış. Ya hele kardeşim gizliden, saklıdan ne o? E hani derler ya ayıdan kork, ayının postundan kork. Bu ne lan demiş? E açıktan protokol yaparsan yaparız demiş. E, Yaşar Hacı Salihoğlu da akşamda bu e, nerenin rektörüydü arkadaşlar? Bir üniversitenin rektörüydü ama. O kadar çok üniversite var ki. Yeni yüzyıl Üniversitesi'nin rektörü. valla böyle e, İstanbul'da sayın yani o kadar çok e, üniversite var ki hangi üniversite nedir ne değildir böyle Allah e, genç nesile zihin açıklığı versin i̇şleri, e, işleri kolay değil. Ha Yaşar Hacı Salihoğlu HDP'nin Millet İttifakı'ndan beklentisini yazmış e, Sabah gazetesinde de Salih Tuna e, hakikaten yani tadından yenmez bir yazı yazmış e, sebebini söylemeyeceğim. Bir de son madde olarak şunu ekleyeyim arkadaşlar Rus halkı Sovyet düzenine geri dönmek istiyor olmuş. Bir anket yapılmış şeyler arasında Ruslar arasında. Vallahi biz komünizmaya geri dönelim demişler. Ben biliyorum onu Daha 1995'te 89'da yıkılmış Sovyetler 95'te. Azerbaycan'a gittiğimde Bakü'de insanlar e, komünizmaya geri dönsek diyorlardı. İşte Balkanlara gittiğimizde e, eski e, şey ülkeleri, e, Yugoslavya ülkeleri onlar da sosyalizmle yönetiliyordu. Onlar da komünizmaya geri dönsek diyorlardı. Dur bakalım neymiş ne değilmiş anlarız. Ne yapalım? Yönetmen başlayalım mı? Volkan. E tabi sen bilirsin. Yok otur dersen otururum yani. Peki yönetmenden talimat var. Hadi bakalım televizyon gazetesi başlıyor. Evet, jenerik deneyiz. Çayımız var, kahvemiz var, defter kalemimiz hazır. Allah'a şükür televizyon gazetesine bak. Çekmişiz lacileri. Nasıl dedim. Bizim şeytan yavrusu dedi. Hmm, olmuşsun sen abi. <laughs> ne demek olmuşsun sen abi? Çok yakışıklısın falan anlamında mı? E tabi yani. Doğru olmuşum. Efendim e, Sakarya e, Meydan Savaşı'nın 100. yıl dönümünü Hürriyet Gazetesi Birinci sayfasından görmüş ee, Yeni Şafak gazetesi de küresel başkaldırı başlığıyla e, Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından vermiş. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ordulara verdiği tarihi emir savaşın kaderini değiştirdi, düşmanı söküp attı diyor. Ee, Erdoğan Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalan ordumuz başında Gazi Mustafa Kemal'in geçmesiyle düşmanı yeniden Sakarya'nın batısına atmıştır dedi. Ee, biz ne yapalım? Biz hiç sayfadan verelim, hiç sayfadan verelim. <laughs> i̇lk sayfanın başlığı cesaretleriyle ta isimlerini tarihe kazıdılar. Valla Derya sana bir şey söyleyeyim mi? Yani e, ilk başladığımızda seninle bir editör olarak vallahi e, çok aramız iyi değildi. Ama nasıl oldu, ne yaptın? Hani bu Asterix'te şey var ya kuvvet şurubu. Ondan falan mı içtin? Ne yaptıysan şimdi ben lep demeden leblebiyi anlıyorsun. vallahi tebrik ederim bütün seyircinin huzurunda. Derya Coşkun'a bir alkış arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kendisini. Ee, Safa, Sakarya Zaferi'nin 100. yıl kutlama programında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'mıza ilham veren kahramanlarımız isimlerin tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır dedi. E doğru. Erdoğan Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarihin tanığı olan Doğa Tepe'deki törende özetle şunları söyledi. Sakarya Zaferi'nin e, güzel bir marş bulalım arkadaşlar. E, bu zaferimizi biz de bir marşla kutlayalım. Kurtuluş Savaşı'nın görüntüleriyle olursa çok da sevinirim. Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı 1921 yılı herhangi bir savaşın değil, Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın dönüm noktalarından biridir. Temmuz ayında Sakarya'nın doğusuna çekilmek zorunda kalan ordumuz, milletimizin var gücüyle donatması ve başına da meclisin başkomutan olarak görevlendirdiği Gazi Mustafa Kemal'in geçmesi suretiyle bir ay içerisinde toplanıp düşmanı yeniden Sakarya'nın batısına atmıştır. Milli mücadelenin en kritik zamanında kahraman ordumuz adeta düşmana dur diyerek istiklalle sonuçlanacak büyük taarruzun müjdesini bu bölgede vermiştir. İstiklal marşımıza ilham veren kahramanlarımız Polatlı Haymana hattında verdikleri büyük mücadeleyle isimlerini tarihe cesaretle ve kanlarıyla kazımışlardır. Sakarya bir yıl sonra 30 Ağustos zaferiyle taşlanmış 9 Eylül'de düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle nihai amacına ulaşmıştır. Sakarya tıpkı Malazgirt gibi İstanbul'un fethi gibi tıpkı şanlı tarihimizin önemli yapraklarından biridir. Ankara'da Büyük Millet Meclisi uluslararası alanda milletin asıl temsil, temsilcisi olarak kabul edilmeye başladı. Bir tarafta sevr dayatması, diğer tarafta misak-ı milli iradesi olan bu çetin mücadele Lozan Anlaşması ile sonuçlandı. Anadolu'dan sökülüp atılmak istenen Türk milleti dişiyle, tırnağıyla, tüm ruhuyla verdiği milli mücadelesini kurduğu cumhuriyetle yeni başlangıç haline getirdi. Geçtiğimiz dönemde ülkemizin nispi istikrar ve güven ikliminde nedenli başarılara imza atabileceğini ispat ettik. Milli iradenin gücünün önünde ne vesayetin, ne sosyal mühendislik hesaplarının, ne terör örgütlerinin, ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e endekslediğimiz hedeflerimiz aslında tıpkı milli mücadelemizin kendisi gibi küresel senaryolara karşı başkaldırılır. Bazıları 2023 hedeflerimizi sıradan orta ve uzun vadeli kalkınma programı sanmaya devam ediyor. Halbuki biz e, Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik. Asırlık ihmallerin telafisini gerçekleştirdik. Hak, hukuk, adalet, özgürlük alanlarında e, alanlarında milletimizin uzunca süredir yaşadığı mağduriyeti giderecek adımları attık demiş. Bakın şimdi e, burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e misak-ı milliye e, falan e, yapılan atıflar var ama bir de A Haber'in yaptığı var. Neyse oraya gelince konuşuruz onu bir de Yeni Şafak'a bakalım birinci sayfasına. 2023 hedeflerimiz küresel başkaldırı. Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. yıl kutlamalarında Türkiye'nin 2023 hedeflerini milli mücadele gibi küresel senaryolara karşı bir baş başkaldırı olarak niteledi. Erdoğan biz bu iradeyi ortaya koyarak Cumhuriyet tarihinin en iddialı ve cesur makas değişikliğini gerçekleştirdik demiş. Ee, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin, bakın bu muasır medeniyet seviyesi lafı da Atatürk'ün sözüdür. Çağdaş uygarlık falan değil, batı değil. Muasır medeniyet, çağdaş uygarlık demek. Ee, çıkarmayı hedefleyen mücadelemizin başarıya ulaşması için son nefesimize kadar çalışacağız. Malazgirt'ten bu yana kazandığımız hiçbir zafer gibi bunun da kolay olmayacağını biliyoruz demiş. Söylenecek bir iki söz var ama e, reklam saati 3 dakika. 3 dakika sonra buradayım. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferinin 100. yılı Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandığı Polatlı'dan törene konuşan Polatlı'daki törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin uğradığı onca saldırıya rağmen 100. yılın eşiğine gel geldiğini söyledi. Erdoğan, İstiklal Harbi'nin büyük fedakarlıklarla kazanıldığını ifade etti. Bu zaferin hikayesini nesilden nesile aktararak İstiklal Harbimizi hangi şartlarda ve ne büyük fedakarlıklarla kazandığımızı unutturmamalıyız. Kurtuluş mücadelesinin önemli zaferlerinden Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü Polatlı'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bir tarafında sevr dayatması, diğer tarafında misak milli iradesi olan bu çetin mücadele Lozan Antlaşması sonuçlanmıştır. İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tören kapsamında Sakarya Meydan Muharebesi ve Hayman'a ziyaret merkezinin açılışı yapıldı. Yaşadığımız onca badirelere... Uğradığımız onca saldırılara rağmen 100. yılının eşiğine kadar gelmiştir. Geçtiğimiz dönemde ülkemizin nispi bir istikrar ve güvenlikliğinde ne büyük başarılara imza atabileceğini hep birlikte ispat ettik. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Dikkatimizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için dört bir tarafımızdan çekiştirildik. Taciz edildik, tecrid edildik. Hamdolsun tüm bu engelleri Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle aşarak bugün bulduğumuz yere ulaştık. Terör tehditlerinden bölgesel krizlere, küresel ısınma ve çevre felaketleri gibi yeni önceliklere kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırarak hedeflerimize doğru yürümeyi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlamaların ardından Şişecam Polatlı Fabrikası'nın açılış törenine geçti. Şişecam'ın üretim alanındaki başarılarına dikkat çekti. 4 kıtada 14 ülkede üretim yapan Şişecam, Cam, 150 ülkeyi aşan ihracatıyla da küresel bir oyuncudur. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet son derece doğru ekonomik zaferlerle taçlandırılmayan siyasi ve askeri zaferler az zamanda söner. Peki ne yapmak lazım? E, üretim devrimi diye boşuna yırtınmıyoruz değil mi? Üretim devrimi yapmak lazım, üretim yapmak lazım. Peki şöyle bir manzara varsa nasıl üretim devrimi yapacağız? Kurdukları sistem bu. Üreticiler faize çalışıyor. Vatan Partisi üretim devrimi kurultayı Ankara Güdül'de yapıldı. Kurultayda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin 450 milyar doların üzerinde dış borcu var. Kazandığımız faize gidiyor. Üretenler bu milletin efendisi ise kanımıza hemen faizciler, tefeciler koparılıp patılacak dedi. Kurultay Kurultaya güdül Belediye Başkanı Zafer Yalçın ve çok sayıda üretici katıldı. Ankara keçisini yeniden canlandırma projesinin çok önemli olduğunu belirten Perinçek, Başkan Yalçın'ı tebrik etti. Perinçek, 1980'de gelen programla gümrüklerin kaldırıldığını, hayvanların ve tarımsal ürünlerin ithal edildiğini hatırlattı. Perinçek, Türk üreticisinin, sanayicisinin ve esnafının altının dinamiklendiğini söyledi. Perinçek borcun borçlu e, döndürüldüğünü fakat böyle gitmeyeceğini ifade etti. Vatan Partisi lideri programımızın başına yazıyoruz. Üretici baş tacıdır. Tekrar ilan ediyoruz. Köylü milletin efendisidir. Kaynakları Anadolu'ya su getirmek için ayıracağız. Bu program için birleşeceğiz. Siyasete gireceğiz. Biz bu ülkenin üretenlerini, çalışanlarını, emekçilerini siyaset alanına davet ediyoruz demiş. E siyaset alanına gelmişler Sayın Perinçek. Bakın bu amcanın ne işi var e, değil mi? Bırakmış işini gücünü siyaset alanına gelmiş. Bak abi öyle. Bak ablam gelmiş. Bir sürü e, Güdül köylüsü herkes orada ve ben e, izledim televizyonda e, bir bölümde radyoda dinledim. Ya arkadaş bu köylüler. <laughs> hani ya köylü işte ya falan dersiniz ya bu bu, bu yurttaşlar var ya e, sorunu ta içlerinde hissettikleri için midir? Başka bir şeyden midir? Alay'a ekonomi profesörü. Öyle sorular sordular ki, valla e, böyle ben ekonomistim diyen adamların aklına zor gelir. İç sayfada devamı var mı arkadaşlar? Varsa bir bakalım belki. Bir ayrıntı, bir şey yakalarız. E, Perinçek, Türkiye'nin bakliyat, hububat, e, ekonomi çıkmazda bölümündeyim. E, hububat, buğday pamuk ithal ettiğini, dünyanın en güzel pamuğunu üreten Türkiye'nin kendi pamuk ovalarını terk ettiğini belirterek şunları söyledi. ABD pamukları iniyor limanlarımıza. Bu politika aynı zamanda tarım dışı küçük sanayi ve küçük esnafı da vurdu. İçerideki üreticiyi mahvediyorsun. Küçük sanayi merkezlerini dinamitliyorsun. Oradaki esnafın belini kuruyorsun Borçla borç döndürülüyor. Artık borç da alamıyor. Borç alamayınca ekonomi tıkanıyor. Herkesin ittifak halinde söylediği şu, bu böyle gitmez. Bir sistem bitiyor. Amerika'nın dayattığı borçlandıran, mallara el koyan sistemi bitti. Türkiye'nin üreticisini çökerten sistem bitti. 1980 yılında çiftçi bu ülkenin sırtında kambur demişlerdi. Vatan Partisi olarak sistemi değiştireceğiz. Yeni sistemde üretici baş tacı olacak. Üretici baş tacı olursa üretir. Türkiye zenginleşir, sorunlarını çözer. Programımızın başına yazıyoruz. Üretici baş tacıdır. Tekrar ilan ediyoruz. Köylü milletin efendisidir. Üreten bu milletin efendisi ise faizciler, tefe tefeciler koparılıp atılacak. Çünkü bunlar sırtımızda yaşıyor, kanımıza emerek yaşıyor. Bu sürükleri, bu böcekleri söküp atacağız. Bu faizci sisteme son vereceğiz. Türkiye'nin kaynaklarını üreticiye çevireceğiz. Doğru tercihler yapacağız. Doğru ekonomik kararlar vereceğiz. Anadolu ve Trakya su istiyor ama biz bir İstanbul kanalı inşa etmeye çalışıyoruz. İstanbul'un her tarafı deniz. Kaynakları Anadolu'ya su getirmek için ayıracağız. Su sel oluyor. Selimizi kontrol altına alacağız. Zapt edeceğiz. İnsanlar milattan önce bentler yapmış. Suları kontrol etmiş. Biz de suyu insan için, üretim için kullanacağız. Anadolu'nun her köşesine üretimi ihtiyacı olan suyu götüreceğiz. Musluklarımızdan içme suyu akacak. Bizim çocukluğumuzda su musluktan içilirdi. Şimdi şişeden içiliyor. Bu program için birleşeceğiz. Siyasete gireceğiz. Biz bu ülkenin üretenlerin, çalışanlarını, emekçilerini siyaset alanına davet ediyoruz. Kararları beraber alacağız. Çözümleri hep beraber bulacağız. Valla söyledikleri çok doğru da bizim çocukluğumuzda diyor ya su musluktan içilirdi. Şimdi şişeden içiliyor. Valla ne diyeyim yani benim o konuda yaram var. Şundan yaram var. Ya arkadaş dayarsın ağzını musluğa kana kana içersin suyu. Ne oldu? Ne oldu da böyle oldu? Bakın su faturalarınıza İSKİ ya da Ankara'daysanız ASKİ neyse içme suyu bedeli der değil mi? İçebiliyor musunuz o suyu? İçemiyor musunuz? E kazıklanıyorsunuz. Ben bunu yıllar önce bu stüdyoda söylediğimde şey demiştim. için için ama bir yerlerinize bir şey olursa ben karışmam demiştim. Eee İSKİ'den teksip gelmişti. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi bana Ankara'dan teksip göndermişti. Biz bir baktık İSKİ'de musluk suyu için mi Şey içiliyor. Bu damacana suları içiliyor. Yani evet su evde musluktan içilir. Musluklardan içme suya akar. Yani bu kadar basit, bu kadar gözümüzün önünde bir şey bile ne yapılmış bize yedirilmiş, yutturulmuş. Güzel. Ne demiştik? Hiçbir e, askeri ve siyasi zafer ekonomiyle taçlandırılmadıkça e, ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner. O yüzden e, bu vatan partisinin üretim. Devrimi, e, kurultayları çok önemlidir. Ama artık e, iktidarın bir şey yapması lazım. E, ne yapması lazım? Bir kere serbest piyasa ekonomisi bitecek. Liberal sistem bitecek. Bütün dünyada bitiyor. Bu artık tartışılmıyor bile Batı dünyasında. Bitti kabul ediliyor. Bizde de bitmek zorunda. Ama görüyoruz ki iktidar hala e, liberal sistemde ısrarlı. Hala. Hala bir takım işte yok Merkez Bankası faizleri düşürecek mi düşürmeyecek mi falan bu tartışmalarla ekonomi idare etmeye çalışıyorlar. Yok kardeşim açık açık e, son diyeceksiniz kamuculuğa geçeceksiniz. Bakın neden geçeceksiniz? Bu liberal sistem bu piyasacı sistem çiftçinin borcunu ne hale getirmiş? 5483 kat katlanır mı ya? Ee, AKP iktidarının 18 yıllık bilançosu kitabı CHP'li Sarıbal'ın çiftçinin halini gözler önüne serdi. Sarıbal 654 bin çiftçinin üretimi bıraktığını, 2 milyon çiftçinin borcunun 134 milyar liraya çıktığını söylüyor. Yani 5483 kat 18 yılda çiftçinin borcu artar mı? Sonra bu adama üret diyeceksin değil mi? Amerika'dan kurtuldukça, ...üretim devrimi başarılı olur. Atlantik'ten Avrupa Birliği'nden kurtuldukça... ...üretim devrimi başarılı olur. Yok Gümrük Birliği'ydi bilmem neydi... ...bunlar da üretimin çanına ot tıkar. Ee, Doğu Perinçek doğru söylüyor... ...pamuk kovalarımız vardı bizim diyor... ...ama şimdi limanlarımıza... ...Amerikan pamuğu iniyor. Siz akala ne demek biliyor musunuz? Koker, Delta Pine... ...e bunların üçü de... ...Amerikan pamuğunun cinslerinin isimleri. E niye bizim söke ovasında... Bembeyaz beyaz olurdu e, pamuktan Adana ben beyaz olurdu ne oldu toprağın bir şey oldu pamuk tohumu mu bulamıyoruz ne ol Amerika'da yatıyor ekmeyeceksin benden alacaksın bunlara aşmadıktan sonra Amerika ile Avrupa ile yani Atlantik sistemiyle papaz olmadıktan sonra üretim devrimini gerçekleştirmek zor ama iktidar bunun önce kafasında gerçekleştirecek beyninde gerçekleştirecek bakın ne yapmak lazım Mesela bir örnek Diyarbakır'ı ele alalım. Diyarbakır'da ne yapmak lazım? Ee, Aycan Duru Akgül yazmış. İlk olarak DEDAŞ zulmüne son verilmeli demiş. Dur baştan okuyalım. Bu ilk gidişim değildi. İlki Diyarbakır Ergen'de vatanı görevini yapan oğlumu görmek içindi. Daha o ilk gidişte Diyarbakır'ın ne kadar saygılı, hürmetli, iyi insanlarla dolu bir şehir olduğunu görmüştüm. Şimdi bir kez daha Diyarbakır'dayım. Vatan Partisi Diyarbakır İl Kurultayı hazırlıkları için 16 gün Diyarbakır'da kaldım. Ee, kanaat önderlerini ziyaret, sokaklarda bildiri dağıtmak, çok sayıda esnafla sohbet ve tabii ki 10 gözlü köprü, sülüklü hangi gibi şahane tarihi mekanları da ziyaret ederek geçen 16 güzel ve yoğun gün. Diyarbakır, Diyarbakır insanı, Diyarbakır'da ayağa toprağa basam mert insanlar. Yıllardır iki taraftan da yapılan bölme, ayrıştırma, sindirme ve hatta aşağılama politikasına rağmen vatanına bağlı çok güzel insanlar. Bildiri için girdiğimiz dükkanda topraktan bilen esnafımızın sözleri hala kulaklarımda. En vatansever insanlar buradadır. Siz hainliği batıda arayın demişti. Batı. Neden batı? Üzerinde düşünelim ve ben diyorum Gerçek vatanseverler doğudadır. Batı Dali'nin meşhur tablosunda ABD dünyayı kana bularken uzakta tuvaletini, smokinli giymiş dans eden çifttir. Çok değerli komutanımız rahmetli Soner Polat amiralimiz kitabına kapak yapmıştı. Ben de 13 yıl önce yağlı boya tablosunu yapmıştım. Tablolarındaki anlatımlarına hayran olduğum Dali, Amerika'nın doğusu doğuşu tablosunda Amerika in, insan figüründe yumurtadan çıkarken beyaz bezin üzerine kan damlar yumurtadan çıkabilmek için bir elini pençe gibi açtığı parmaklarıyla Avrupa'nın üzerine bastırır. O esnada dünyanın üzerine dıştan yeşil görünen içi kapkara örtü vardır. Afrikalı kemikleri sayılacak kadar zayıf bir kadın, yaşam belirtisi olmayan yüz ifadesiyle parmağıyla Türkiye'yi gösterir. Çocuğu korkuyla annesinin ayaklarına sarılmıştır. Anne diğer koluyla korkan evladını sarmıyor. Yanına düşen kolu çaresizliği gösteriyor. Yukarıda yazdığım gibi tablonun ta batısına düşen bir yerde zengin insanlar keyiflerine bakmaktadır. Tabloda dikkat çeken Afrika'nın erkek aslan başına benzetilerek çizilmesi ve en nihayetinde ufukta doğudan güneşin ışıklarını saçması resmedilmiştir. Şu tabloyu bir bakabilir miyiz arkadaşlar? Ee, çok güzel bir tablodur gerçekten. Bakın dur. Ee, Kadın neli Türkiye'de ve e muhteşem bir tablo. Amerika e, böyle doğdum diyor. Avrupa'ya basarak doğdum diyor. Devam edelim. E, neler anlattığını Duru Hanım'ın e, anlamak için. Evet, e, işte bizler Diyarbakır kurultayımız için çalışırken doğudan doğan bu ışığı gördük. Tutamazsınız, engelleyemez, perdeliyemezsiniz. Güneş yükseliyor, ışıklar karanlığı aydınlatıyor. Karanlığınızla çürütüp yerine ayrılık doğumları attığınız bu kadim ve güzel topraklarda yaşartıyor kardeşlik gelinciklerini. Fidanlar boy boy her şeye karşı rağmen umutlu, umut dolu. Yakışıklısıyla, güzeliyle bu fidanlar gözlerinizin içine bakıyor. Ben vatanına bağlı, tek isteği saygı görüp sevgiyle kucaklanmak olan evlatlarınızım diyor. Yıllarca bu kucaklanmayı görmediği emperyalizm ve emperyalizmin aparatları tarafından eğlenmiş insanlar yok mu? Var, var elbet. Ama kucaklamaya, kucaklanmaya hazır. Güvenmeye, sevmeye hazır çünkü hiçbirinin saygısı tükenmemiş. Türkiye'yi birçok devletten üstün ve samimi gördükleri aşikar. Yurt dışına gidip çalışan, yaşayan çok. Oraları görüp dönenler çok. Oralarda başım gözüm üstüne denmediğini, kendi başının çaresine bakmak zorunda kal olduğunu, ailesinin beklensiz dostlarının olmadığını e, görmüş, başım gözüm bu vatana, bu güzel insanlara feda olsun durumuna gelmiş, iyi yaşamayı bilen, kendine güvenen insanların cenneti, Diyarbakır. Bir adım atılsa on adımla karşılık verecek vefalı insanlar. Ama siz, biz acil üç adım atmalıyız. Birinci adımda DEDAŞ zulmüne son verilmeli, çaresi bulunmalı ki çaresini Vatan Partisi İl Başkanı Ferdi Tanhan Diyarbakır'ın orta yerinde yaptığı basın açıklamasında söylüyor. İkinci adım GAP projesi acil hayata geçirilmeli. Toprak reformu ilk oralardan başlatılmalı. Üçüncü adımda fabrikalar kurulmalı, çarklar dönmeli insanların içinde unutulmuşluğun keskin bıçağı değil, çarklar bile eğlenmeli. Bu üç adımın ikisi tüm ülke için acil atılmalı, mertçe yaşamak için birlikte üretmeli demiş e, Duru Akgül e, Diyarbakır'daki yazısında. Evet, GAP projesini biliyorsunuz değil mi? E, Süleyman Demirel projeyi başlatabilmek için bir türlü kredi bulamıyordu. Çünkü Batı böyle e, üretime dönük bir proje için kredi vermiyordu. Daha sonra ne yaptı, ne ettiyse bir yerlerden buldu. Rusya'dan falan buldu galiba yine. E, GAP projesi hala bitmiş değil. Bittiğinde bölgenin Suriye'ye bir sorunu kalmayacak ama e, Kanal İstanbul e, tercih ediliyor. GAP projesinin bitirilmesi tercih edilmiyor. Yani istediğiniz kadar Doğu Akdeniz'de zafer kazanın. İstediğiniz kadar e, Libya'yla, Mısır'la, Suriye'yle e, anlaşın. Bunlar çok önemli, bunlar hayatı önemli. Ama halkınızı doyuramadığınız zaman bu kazanımlar sönümlenir. Çok doğru söylüyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Hiçbir askeri veya siyasi zafer ekonomik zaferle taçlandırılmadıkça kazanılacak başarılar yaşayamaz, az zamanda söner. O yüzden vatan partisinin bu üretim kurultayları önemlidir. Bunlar mutlaka eyleme dönüşmelidir, hükümet tarafından irade haline gelmelidir. Neden böyle? Bakın arkadaşlar, dünya yeniden şekilleniyor, dünya yeniden kendini konumluyor ve dünya yeniden bir üretim atağına geçiyor, doğudan gelen bir üretim atağına. Ve her yerde yeniden şekillenen, yeniden oluşan dünyanın çatışmalarını görüyoruz. Avrasya ile Asya ile Atlantik sistemi dünyanın her yerinde karşı karşıya geliyorlar. Mesela Afrika'da. Yıllar önce Batı Avrupa, sonra da Amerikan emperyalizminin sömürüsüne uğrayan Afrika, bugün Çin, Türkiye ve Rusya ile karşılıklı yarar ilişkisiyle nefes alıyor. 2014 yılı Temmuz ayında o dönem ABD Başkanı Obama, ta ABD tarihinin ilk Afrika zirvesini düzenledi. 50 ülkenin katıldığı zirvede Obama, Afrika ülkeleri madenlerinin Şangay Limanı'na gitmediğinden emin olmalı cümlesiyle asıl amacını ortaya koymuştu. 2014'teki ABD Afrika zirvesinden bir yıl önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan ziyaretinde kuşak ve yol girişimini duyurmuştu. Kuşak ve yol girişimine Asya ve Afrika ülkelerinden yoğun talep olmaya başlamış kıtada paylaşarak gelişme, kazan kazan ilkeleriyle ticari ve siyasi ilişkiler geliştiren Çin'in artan etkisine karşı ABD karşı adım atmak zorunda kalmıştı. Yıllardır başta Avrupa ülkeleri, daha sonra da AB'den emperyalizmi tarafından sömürülen Afrika ülkeleri Çin'le artan ilişkiler sonrası nefes almaya başlamıştı. Elbette 1956'da Bandung Konferansı ile kader ortaklığı yapan Afrika ve Çin ilişkilerinin modern zamanda tarihi ve sağlam bir geçmişi var. Fakat özellikle 21. yüzyıl açısından bakarsak 2000 yılında Çin Afrika İşbirliği Forumu kurulması ile geride kalan 21 yılda Çin'in Afrika ülkeleriyle ticari ilişkileri 20 kattan fazla büyüdü. Bu süreçte Çin'in Afrikadaki doğrudan yatırım stoku kıta genelinde yaklaşık 4 bin Çinli işletmenin tesis ve işletme kurmasıyla 110 milyar dolara ulaştı. Binlerce kişiye iş imkanı sağlandı, birçok ülkeye geniş çapta teknoloji transferi yapıldı. Burada doğrudan yatırımdan daha önemlisi, o ülkeler arasından daha yararlısı teknoloji transferidir. Yani bakın mesela bir Patriot almaya kalkıyorsunuz hava savunma sistemi olarak. Ne oluyor? Sana satarım ama diyor teknolojisini vermem. Suriye'den S-400 alıyorsunuz. Suriye diyor ki S-500'ü birlikte yapalım. S-400'ü birlikte. Bu nedir? Teknoloji transferi. Sen artık o teknolojiye sahipsin. Çin'in Afrika'da yaptığı da oymuş. Onu öğrendik. Bölgede Çin dışında siyasi, ekonomik ve askeri alan, anlamda son derece etkili olan iki ülke daha var. Türkiye ve Rusya. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu üzerinden Rusya'nın da Sovyetler Birliği mirasıyla Amerika'dan hatırı, Amerika'da hatırı sayılır bir karizması var. Afrika'da pardon. 1960 yılında Batılı devletlerin direnişi ve e, engelleme çabalarına rağmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin etkisiyle Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sömürge idaresi altındaki ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin bildiri, Afrika'da sömürülen ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmaları için uluslararası hukuki bir temel oluşturmuştu. SSCB dağıldıktan sonra bölgede etkisine, etkisi azalan Rusya, Putin'in başkanlık koltuğuna oturmasıyla Afrika ile ilişkileri yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürmek istiyor. Rusya hala hazırda kıtanın en büyük silah tedarikçisi olarak Afrika'nın güvenliğinin sağlanmasında en önemli partneri olarak öne çıkıyor. Türkiye açısından bakarsak, Osmanlı mirası ve Afrika nüfusunun yüzde kırkından fazlasının Müslüman olması büyük avantaj. Yine yakın çağ tarihi açısından Türkiye'nin 1998 yılındaki Afrika'ya açılım eylem planı bugün Türkiye-Afrika ilişkilerine sağlam bir temel oluşturdu. 2002'de Afrika'da sadece 12 büyük elçiliği olan Türkiye'nin bugün kıtada 45'e yakın elçiliği bulunuyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ticareti 2002 yılında 4.3 milyar seviyesinden 2020'de yaklaşık 22 milyar dolara çıktı. Çin, Rusya ve Türkiye'nin sahada artan aksiyonuna karşı ABD ve Fransa öncülüğündeki Atlantik Cephesi darbeler ve suikastlarla bölgede istikrarsızlık yaratarak durumu tekrar kendi lehlerine çevirmek istiyorlar. Buna rağmen ABD hegemonyasının e, gerilemesi, bölgede inisiyatifi Afrika ülkelerine ve Avrasya güçlerine kaymasını sağlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Haziran ayı başlarında Fransa'nın sahel bölgesi ülkelerinde bulunan 5 bin askerini kademeli olarak çekme ve askeri üslerini kapatma kararını açıkladı. 2019 yılından bu yana Senegal, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Nijerya, Çat, Sudan ve Eritre'nin bulunduğu sahel ülkelerinde Fransa karşıtı gösteriler yaşanıyor. Çin'in kuşak ve yol girişimi çerçevesinde Kuzey, Batı ve Orta Afrika ülkelerinde gerçekleştirdiği yatırımlar, bu ülke devlet başkanlarına Fransa'dan gelecek ambargo ve abluka girişimlerine karşı hareket alanı yarattı. Sahel bölgesinin kuzeyinde Cezayir'in kararlı tutumu, Türkiye'nin Libya'ya askeri desteği de sahada Fransa'nın elini zayıflatan diğer gelişmeler. Rusya, Fransa'nın terör tehdidine ve askeri ambargolarına maruz kalan Afrika ülkeleriyle askeri işbirliğini güçlendirdi. Mali ve pek çok ülkede yapılan Fransa defol mitinglerinde Rusya ile işbirliği talebi getirildi. Sadece son iki yıldaki gelişmeler şu şekilde. Şubat 1919'da Cezayir'de 40 yıllık neoliberal politikalara son veren yeni bu medyancı devrim yaşandı. Ağustos 2020'de Mali'de Fransız destekçisi Cumhurbaşkanı Hükümet ve Genelkurmay Kuvvet Komutası devrildi. Eylül 2020 ve Ocak 2021'de fil sahillerinde Fransa destekli darbe girişimleri başarısız oldu ve sivil itaatsizlik cephesi milli cepheye kattı. Nisan 2021'de Çat Devlet Başkanı İdris Debi, Fransa'nın bölgedeki Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kamerun'a yönelik istikrarsızlığına karşı çıkarken Fransız destekli teröristlerle çatışmada öldü. Debi cinayetinde yeni bir milli cephe oluşturarak Fransa'ya cevap verdi. Birkaç gün önce 6 Eylül 2021'de Gine'de Türkiye ve Çin ile samimi ilişkiler geliştiren Cumhurbaşkanı Alfa Conde'ye darbe yapıldı. Darbe öncülük eden Mamadi e, Doumbouya e, Fransız ordusunun 2018 yılına kadar maaşlı lejyoneriydi. E, Doumbouya ayrıca Fransa'nın Senegal, Fildişi Sahili, Gabon, Afganistan gibi yerlerde görev yapmıştı. Gine lideri Ağustos ortasında Ankara'ya gelerek Erdoğan'la görüşmüştü. Darbeden hemen önce de hem de pazar günü yine Erdoğan'la bir telefon görüşmesi yaptığı da basına yansıdı. 11 Haziran'da Birleşik Krallığa bağlı Cornwall kasabasında düzenlenen G7 zirvesinde birlik üyesi olmayan Hindistan ve Avustralya'nın yanı sıra Güney Afrika Cumhuriyeti lideri de davet edilmişti. ABD'nin Çin'i kuşatma stratejisinin Afrika ayağındaki kendi kampına çekmeye çalıştığı Güney Afrika, G7 zirvesinden 3 hafta sonra Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte ilk konuşmacı olarak yer aldı. 160 ülkenin yer aldığı etkinlikte Çin Devlet Başkanı Xi'den hemen sonra konuşan Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa, ABD'nin kışkırtmasına ve Atlantik kampına meydan okuyan konuşmasında şunları söyledi. Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl kutlaması sadece Çin için değil, bizler için de özel anlam taşıyor. Farklı siyasi partileri temsil etsek de barış için bir arada yaşama ve ilerleme için ortak arzular taşıyoruz. Çin Komünist Partisi barış, kalkınma, demokrasi, adalet ve özgürlük gibi ortak insanlık değerlerini geliştirmek için çalışmaya devam edecektir. Yani neticede neticesi şu Afrika devletlerinin bağımsızlık ve milletlerinin kurtuluş mücadelesinde tarihte belki hiç olmadığı kadar avantajlı bir durum var. En kuzeyinden güneyine bütün Afrika halkları başta Amerikan ve Fransız emperyalizmine karşı sömürden kurtulma ve daha adil, paylaşımcı ve karşılıklı egemenliğine saygının geçerli olacağı yeni uluslararası düzeninde yerini almaya başlıyor. Evet, emperyalizm dünyanın en her tarafında geriliyor dediğimizde, hadi canım diyorsunuz ama işte Afrika'daki durum bu. Bir de şu var, ne iş var Türkiye'nin Suriye'de, ne iş var Türkiye'nin Libya'da, ne iş var Türkiye'nin Sudan'da? İşte bunun bunun için oralarda Türkiye, bunun için Afrika'da. Yani emperyalizmi geriletmek ve orada Avrasya'ya alan açmak e, aynı zamanda bizim işimiz. Bakın mesela Afganistan'dan Amerika'nın kovulmasını bir türlü kabul edemedi bizim Amerikancılar, bizim Batıcılar, bizim liberaller bizim piyasacılar. Bir de uluslararası toplum diye bir şey var değil mi? Bir laf var uluslararası toplum tarafından kabul edilen genel ne uluslararası toplum ya öyle bir şey yok. Amerika var. Bitti. Amerika ve efradı, yardakçıları, yandaşları. Piyasaymış. Ne piyasası? Ya piyasa diye bir şey yok. Kapitalizmin ee, hırçın kuralları var. İşte ha onu diyordum Afganistan'dan kovulmasını bu piyasacılar, bu Amerikancılar bir türlü kabullenemiyordu. Ama artık bitti. Taliban Afganistan'ın tamamına hakim oldu ve herkes şeyi bekliyor, şimdi bakalım e, uluslararası toplum Afganistan'ı tanıyacak mı? Valla uluslararası toplum mu değil mi bilmem ama Katar bu yönde bir adım attı ve Katar İçişleri Bakanı Kabil'e indi. Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani'nin Taliban'ın kurduğu Afganistan geçici hükümetinin başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahunt ve yeni kabine üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı vekili Emir Taki yaptığı açıklamada Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani'nin Kabil ziyareti sırasında Taliban geçici hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü söyledi. Görüşmede iki ülkenin dostluk ilişkilerinin bundan sonra da devam ettirilmesi konusunun ele alındığını belirten Muttaki, Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle verimli görüşme gerçekleştirdi. Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Katar ülkesinin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı Al-Sani, Kabil ziyareti kapsamında eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve eski Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Afganistan'daki son gelişmeler ve kapsamlı bir hükümetin kurulması konularının ele alındığı bildirildi. Al-Sani'nin ziyaretinin ABD askerlerini Afganistan'dan, çekilmesinden ve hükümetin kurulmasından sonra ülkeye gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğu ifade edildi. Alsani geçen hafta önce ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'i ağırlamıştı. Sonra da Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmüştü. Yani siz istediğiniz kadar bunlar şeriatçı bunlar gerici bunlar bilmem ne deyin. Afgan halkına önderlik yapan Taliban'dır. Amerika'yı Afganistan'dan kovan Taliban'dır. İstediğiniz kadar bağır Ve ilk ziyaret gerçekleşti Afganistan'a. Katar Dışişleri Bakanı Kabil'e gitti. Bu kadar mı? Yok değil. Bir de bir ülkenin tanınması açısından o ülkeye yabancı ülkelerden yolcu uçaklarının inmesi e, göstergedir. Mesela Kıbrıs'a e, bir hafta içinde iki tane yabancı uçak e, yolcu getirse, bu çok önemli bir adım olur. İşte a, Taliban Afganistan'ına e, ilk yurt dışı yolcu seferi yapılmış. Kabile ilk, ilk yol, e, yurt dışı yolcu seferi yapıldı. Taliban'ın eline geçtiği 15 Ağustos tarihinden bu yana başkent Kabile ilk uluslararası ticari uluş dün gerçek, e, Uçuş dün gerçekleşti. Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalanan Pakistan uluslararası hava yollarına ait uçak Kabil Havalimanı'na iniş yaptı. Ajans France Press'in haberine göre uçakta 10 civarında yolcu bulunuyordu. Aynı uçak daha sonra İslamabad'a geri uçtu. Bu uçuşta ise 70 kadar yolcunun bulunduğu büyük kı kısmının Afganistan'da görev yapan uluslararası örgüt çalışanları ile bu kişilerin yakınları olduğu bildirildi. Rus Sputnik haberin Sputnik'in haber sitesine göre Afgan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mevlavi Abdul Abdul Hadi Hamdrat Hamdart Ülke yönetiminin yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları başlatmayı planladığını söyledi. Kabil Havalimanı'nın uçuşlara açılması, işlemesi ve ülkedekilerin özgürce seyahat edebilmesi, değişim vaadiyle gelen yeni Taliban yönetiminin sınavlarından biri olarak görülüyor. Evet, ne diyordu Doğu Perinçek ee, ulusal kanaldaki programda? Amerika ve Avrupa, Afganistan'da Taliban'ı eşek gibi tanıyacaklar diyordu değil mi? E diyeceksiniz Katar'la Pakistan gitmiş. E bu bir başlangıç. Birileri gitsin ki biz de gidelim diye bekliyor onlar. Eşek gibi gidecekler. O Amerikan uçakları oraya eşek gibi inecek. Tabii Taliban sokarsa. O ayrı mesele. Taliban derse ki sen gelme kardeşim. Seni istemiyorum. O ayrı bak. Ha bu arada e, Milli Gazete e, şeyle görüşmüş. E, Taliban yetkilileriyle görüşmüş. Talibana yakınlığıyla bilinen Afganistan Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud Abididen e, e, Milli Gazeteye açıklamalar İsrail'i tanımıyoruz demiş. Sizleri kardeş olarak görüyoruz. Algılara kulak asmayın. Afganistan'da yaşanan süreci ele aldığımız Afganistan Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud Abid'i e, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Afganistan'da faizsiz bir düzen kurmak istediklerini söyleyen. E, işte o iş olmaz o iş yaş yani bak. E, 2021 yılındasın. 700 sene öncenin ekonomi kurallarıyla bugün ekonomisini yürütemezsin. Yani faizsiz bir düzen ama mümkün değil o. Ve İsrail rejimini tanımadıklarını açıklayan, tamam onu tanımayabilirsin ona bir şey demem ama faizsiz bir düzen. Hayır faizi savunduğum için değil. O mesele başka. Sadece ABD'yi değil onunla birlikte hareket edenleri de yendiklerini söyledi. Evet bu da doğru. Yani sadece ABD'yi değil, ABD'nin yandaşlarını da yendiklerini söylemiş. Ee, Türkiye halkına da seslenen ABD, sizleri kardeş olarak görüyoruz. Taliban ve Afganistan hükümetine yönelik algılara kulak asmayın. Batı tarafından gösterilen fotoğraf gerçek dışıdır. Savaşta kaybedenler iftiralarla intikam almak istiyor ifadelerini kullandı. Ee, biraz aşağıya inelim. Özellikle dört alanda dayanışma içinde için, olmak istiyorlarmış bizimle arkadaşlar biraz aşağıya. Evet. Taliban'a yakınlığıyla bilinen Afganistan'ın Barış Konseyi Başkanı Muhammed Davud abiydi. Milli Gazete aracılığıyla Türkiye'deki siyasi partilere de seslenmiş. Demiş ki: "Özellikle ziraat, sağlık, eğitim ve ticaret alanlarında dayanışma içerisinde olmak istediklerini belirten Muhammed Davud Abidi, Türkiye'nin şu an farklı alanlarda mücadele verdiğini biliyoruz. Libya, Suriye, Irak Ha keza Doğu Akdeniz'de yaşananlar ortada. Tür Türkiye'nin kahraman halkının zorluklara karşı çıktığını görüyoruz. Biz hükümetten, Türkiye'nin bütün partilerinden ve özellikle Saadet Partisi'nden de bize yardım etmelerini istiyoruz. Özellikle dört alanda dayanışma içerisinde olmak istiyoruz. Bunlar ziraat, sağlık, eğitim ve ticaret demiş. Şimdi tabi ta Taliban'a yakınlığıyla bilinen Muhammed Davud Abidi biraz adresi şaşırmış. Bütün problem orada. O Hani bunlar Müslüman adamdır falan diyor ya Saadet Partisi için. Ee, Saadet Partisi'nin Türkiye'de Biden tayfasının içinde yer aldığını bilse, Amerikan e, yandaşlığı yaptığını bilse bilmem o gazeteye uğrar mıydı, bilmem bunları söyler miydi. Ama söyledikleri bana samimi gibi geldi. Çünkü işte Türkiye'nin e, Libya, Suriye, Irak'la Doğu Akdeniz'de yaşananlardan falan Demek ki Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu biliyor ve Türkiye'nin kahraman halkıyla birlikteyiz. Sizi kardeş olarak biliyoruz diyor. Yalnız gittiği adres biraz e, arızalı. E, onu da öğrenir e, neden arızalı olduğunu. Peki Afganistan'da durum ne? Bir Aydınlı Gazetesi'nin e, WhatsApp'tan attığım bir Twitter'ı var, e, tweet'i var. Onu bir görebilirsek sevinirim Afganistan'la ilgili. Şimdi Çin ABD ile alay etti, Taliban uçaklarınızı salıncağa çevirdi diye. <laughs> e, bunun haberi var mı? Biraz bakalım. Hı? Ya da videosu. Hı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü e, Liyan e, Zahop, Twitter hesabından ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncak olarak kullanan Taliban güçlerini gösteren bir video yayınlayarak ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle alay etti demiş. Videosu var mı bunun? Oynatabiliyor muyuz? Tamam bu kadarı yeterli. Hı? Bir oynatalım, bir görelim bakalım. Oraya. <laughs> 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 evet vallahi yani ne diyeyim şimdi Özgür Bursalı bir şeyler demiş galiba Vatan Partisi Genel Sekreteri bu konuyla ilgili. Ee, Taliban ele geçirdi ABD uçağını salıncak yaptı. Çin ABD ile alay etti. Haberi üzerine Özgür Bursalı mazlumlara bomba atan ABD uçaklarının kanatları iflas etti. Şimdi o kanatlarda salıncak kuruluyor. Çocuklar gibi şeniz. Emperyalistler perişan, mazlumlar şen demiş. E bu işler böyledir. Alma mazlumun ağını çıkar aheste aheste uçağını salıncağa çevirirler. Reklamlara e, bakarız. Reklamlar bitince de devam ederiz değil mi? Hadi bakalım. Yüce dağ başında asmalı pınar Asması kurumuş sular harlar Kalındı galgal kal süpürgü çaldı başım alır gurbet hele giderim başım alır gurbet hele giderim güzel türküydü ama değil mi ee, çok sevdiğim. bu arada <laughs> dün Cüneyt Özdemir'e bir şeyler söylemiştim hemen almış programına ne demiş acaba bilmiyorum. neyse sonra bakarız Cüneyt Bey bakarız sonra ee, biz işimize bakalım ee, nerede kaldım ben hmm, yaşlılık belirtileri unuttum ha milli gazeteyi okuduk değil mi şey e, Taliban temsilcisini okumuştuk ama şey güzeldi ya, e, salıncak yapmaları güzeldi e, uçağa. Ay, ay, ne diyeyim? Şimdi e, mesele sadece e, Taliban'ın Amerika'yı Afganistan'dan kovması değil. Mesele daha büyük bir mesele. Mesele e, Atlantik sisteminin çöküşü ve her yerden neredeyse kovulması. Mesela... Irak'tan kovuluyor. Ee, nasıl kovuluyor? ABD'nin Irak'tan çekilme tarihini vermiş birileri. Bakalım Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Bedir Zeyadi, ABD'nin Irak'tan çekilme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. <laughs> Zeyadi yaptığı açıklamada, Washington ile Bağdat arasındaki anlaşmaya göre 31 Aralık'a kadar ABD'nin Irak'ta bulunan muharip güçleri tamamen çekilmiş olacak. Çekilme süreci 3 hafta sonra başlayacak dedi. Ben Sayın Zeyadi'ye bir konuda bir hani akıl verme gibi değil. Bir şey yapayım. Bizim tarihimizden bir hatırlatma yapayım. Sayın Zeyadi sadece askeri muharip güçlerin çekilmesi olmamalı amacınız. Hiçbir Irak Devlet Kurumu'nda hiçbir Amerikalı'yı barındırmayın. Türkiye'nin yaptığı en büyük hata bu oldu. Bakın Amerikalılar Türkiye'de milli eğitime iki tane danışman sokabilmek için, iki tane danışman sokabilmek için kaç yıl uğraştılar biliyor musunuz? Dört yıl. Ondan sonra arkası geldi. Ta nereye kadar? Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Amerikalılar altımızı oymuş, haberimiz olmamış sözüne kadar. Öyle geç uyanıyorsunuz ki sadece muharip güçler değil, sadece savaşçı güçler değil. Hiçbir Irak devlet kurumunda bir tek Amerikalı bırakmayacaksınız. Bir tek Batılı bırakmayacaksınız. Amacınız bu olmalı. Çekilme süreci 3 hafta sonra başlayacak dedi. Zeyadi NATO, Irak'ta oluşacak boşluğun doldurulması için bir heyet gönderdi. Özellikle askeri eğitim, uçak ve askeri teknoloji konularında eğitimler verecekler diyebilir. ABD Savunma Bakanlığı'na göre. Irak'ta 2.500 Amerikan askeri bulunuyor. Irak ile ABD arasında gerçekleştirilen stratejik diyalog görüşmeleri çerçevesinde daha önce ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa Kaddafi ABD güçlerinin çekilmesiyle ilgili 26 Temmuz'da görüşmüştü. Nedir? Yar saçların nüle Amerika Iraktan sana güle güle. Ee, başka var mı? Sırada var mı? Var var. Ee, sırada var. Ee, ama biz bir Suriye'ye bakalım. Suriye'de çünkü biraz e, gerginleşti durum. Hande Fırat yazmış İdlib'de neler oluyor diye. Ondan sonra başka e, noktalara da bakarız. Ee, Hande Hanımcığım şöyle yazıyor İdlib'de neler oluyor başlığıyla. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde 3 askerimizin şehit olmasının ardından gözler hem bölgeye hem de Türkiye-Rusya ilişkilerine çevrildi. Üstelik Türkiye ve Rusya'dan gelen açıklamalar mutabakata kim uymuyor sorusunu da gündeme get getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib'de Suriyeli muhaliflerle teröristleri ayırma çalışmalarının hedeflenenden çok uzak olduğunu söyleyerek Türk meslektaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki yıl önce üzerinde anlaştığı maddeleri uygulamaya çağırdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Rusya Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz. Muhataplarımızın da bu mutabakatlara uymalarını bekliyoruz dedi. Bu iki dikkat çeken açıklamanın ardından mutabakatın içeriği ve Türkiye'nin meseleyi nasıl yorumladığı konusunda görüşmeler yaptım. Ankara'nın bakış açısı ve öngörüsünü şöyle özetleyebilirim. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıyı sosyal medyada bir bildiriyle Ebu Bekir Sıddık bölüğü üstlendi. DAEŞ bağlantılı bir bölük olduğu bilgisi paylaşılıyor. Türkiye başından beri kendisine yönelik bir tehdit oluştuğunda, üstlerine ya da üstlerinin yakınlarına ateş açıldığında misliyle karşılık veriyor. Ankara'ya göre Rusya ile varılan mutabakatta Türkiye'nin ateşkes sağlaması ve bu ateşkesi devriyelerle sürdürmesi yönünde yazılı bir angajman bulunuyor. Ankara Moskova'nın her fırsatta dile getirdiği radikal örgütleri yok etmek ya da çıkarmak Türkiye'nin sorumluluğunda şeklinde bir yükümlülüğünün bulunmadığını belirtiyor. Rusya'nın bölgede söz konusu radikal örgütlere yönelik hava saldırıları sürüyor. Esad rejimi ise daha çok sivilleri tehdit görüyor. Rejim kendi hakimiyetindeki bölgelere sivillerin geri dönmesini istemiyor. Bu son madde bilmem ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçek. Son yaşanan gelişme adam o kadar af çıkarttı, o kadar çağrı yaptı siviller geri dönsün diye. Neden kendi hakimiyetindeki bölgelere sivillerin geri dönmesini istemesin Esad burayı anlamadım. Son yaşanan gelişmeler için Ankara'da konjonktürel tespiti yapılıyor. Konunun ve sorunların ay sonunda Soçi'de yapılması beklenen Erdoğan-Putin zirvesinde ele alınacağı bekleniyor. Ha, demek ki ay sonunda Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi olacak. Güzel. Peki de Derya Hanımcığım bu yazının altında bir de Mısır'la ilgili bir bölüm olsa gerek. oraya da bir baksak. Hı? Evet Mısır ve talepleri. Şimdi bir başka ülkeye geçiyoruz. Türkiye-Mısır Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında sorunların giderilmesi için görüşmeler sürüyor. Bu köşenin müdavimleri hatırlayacaktır. Görüşmelerin ilk istihbarat örgütleri arasında başladığını, bir nevi arka kapı diplomasinin işletildiğini yazmıştım. Ee, i̇stihbarat örgütlerinin açtığı kapıdan giren Dışişleri Bakanlıkları arasında görüşmeler sürüyor. Özellikle Mısır'da. Ancak Mısır'ın taleplerinin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın olduğunu da biliyoruz. Bu taleplerden biri Türk kuvvetlerinin Libya'dan çekilmesi, diğeri ise Türkiye'de bulunduğu belirtilen Müslüman Kardeşler'in üyelerinin Mısır'a iadesi. Mısır Başbakanı Bloomberg'e verdiği demeçte iki ülke arasında bazı önemli sorunlar olduğunu söyleyerek bunların çözülmesi halinde ilişkilerin bu yılın sonuna kadar yeniden kurulabileceğine işaret etti. Bu taleplere Ankara'nın bakış açısı ise tahmin edeceğiniz gibi olumlu değil. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ya da Suriye Arabistan'ın ulusal çıkarlara aykırı taleplerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken yetkililer, müzakereler neticesinde ortak bir zemin bulunabileceğini belirtiyor. Burada da aklımın almadığı bir şey var. Ne var? Ee, i̇ki ülke arasında ha Müslüman kardeşler üyelerinin Mısır'a iadesi Mısır tarafından istenebilir. Bu Mısır'ın hakkı da olabilir. Türkiye'de bulunan e, Müslüman kardeşler üyelerinin. Türkiye verir mi? Vermez. E, ama e, Müslüman kardeşlerin seslerini kısabilir, onları e, susturabilir, usludur diyebilir. Ama diğer talep gerçekse, bana çok e, gerçekçi gelmedi, Türk kuvvetlerinin Libya'dan çekilmesi. E, bu mümkün değil. Bunu ne Mısır isteyebilir ne bir başka devlet isteyebilir. Hiç kimse isteyemez. Çünkü Türkiye oraya Libya'nın isteğiyle gitti. Libya'nın arzusuyla gitti. Nasıl Suriye'nin talebiyle Rusya Suriye'ye gittiyse, Libya'nın talebiyle de Türkiye Libya'ya gitti. Bana biraz şey var gibi geliyor. Manipülasyon, spekülasyon, sirkeci istasyon var bir şeyler var da. Ne çıkacak? Çıkacak. Peki daha sakin bir gözle bakarsak bu Mısır meselesine, o zaman görüş ayrılıkları engel değil haberine bakmak durumunda kalacağız. Şöyle, e, Türkiye'nin başta Mısır olmak üzere bölgede başlattığı normalleşme hamlesi devam ederken Arap Birliği'nden gelen provokasyon ithamı tepki gördü. İcraat gücü olmayan Arap Birliği kararlarının e, ülkelerin ikili tutumlarını etkilemesi beklenmiyor. Diplomatik kaynaklar normalleşme süreci tamamlansa dahi ikili ilişkilerde görüş ayrılıkları olmaya devam edeceğine işaret ediyor. E, bu doğru yani her ülke arasında e, görüş ayrılıkları vardır. Görüş ayrılığı olmayacak diye bir şey yok. Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılıklı ziyaretler, Mısır ile ikinci turu geçtiğimiz hafta tamamlanan istikşafi görüşmelerin ardından somut adımlara dönüşmesi beklenen normalleşme çabaları devam ederken, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının Türkiye'ye yönelik Orta Doğu'da provokasyonları durdurması konulu kararları tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı bu ithamların Arap halkları nezdinde karşılığı olmadığı vurgusunu yaptı. Arap Birliği'nin geçmişteki benzer açıklamaların normalleşme adımlarının yoğunlaştığı bir dönemde sürdürmesi tepkilere neden olurken herhangi bir icraat gücü olmayan Arap Birliği kararlarının ülkelerin mevcut ikili tutumlarını etkilemesi beklenmiyor. Bazı ülkelerin bu kararları reddetmesi de Türkiye'de, Ankara'da Arap halklarının Türkiye'ye yönelik sıcaklığını göstermesi bakımından olumlu karşılandı. Öte yandan Arap Birliği ve Arap Ligi'nin bu adımları yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerin Türkiye'nin bölgesel politikalarına karşı cephe ile işbirliğini sürdürmeye devam etmesi Ankara'da normalleşme çabalarının devamına engel olarak görülmüyor. Diplomatik kaynaklar halen devam eden normalleşme diplomasisinde ülkeler nezdinde normalleşme arzusu, hedef ve adımları olmakla birlikte ülkelerin karşılıklı şartları, pozisyon ve tutumları da bulunduğuna işaret ediyor. Kaynaklar söz konusu fikir ayrılıklarının normalleşmede somut adımları geciktirici etkisi olmakla birlikte bir engel oluşmayacağını belirtiyor. E, Arap Ligi ne demiş? Arap Ligi geçtiğimiz hafta Libya, Irak ve Suriye gibi Kuzey Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu'da Ankara'nın müdahalelerinin bölge güvenliğini tehdit ettiğini ileri sürerek Türkiye'nin provokasyonlarına son vermesini de içeren bir dizi karara imza koymuşlar. E, Türk e, Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki varlığı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ilkelerinin, Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olarak değerlendirilmiş Arap Ligi tarafından. Bu Arap Ligi ne arkadaşlar? Arap Ligi, Amerika'nın bazen tehdit, bazen şantajla e, dediğini yaptırttığı, istediği kararı aldığı bir yer. En son e, neydi? E, Suudi Arabistan'dan patriotlarını çekmişti Amerika. Trump 110 milyon dolarlık şey 110 milyar dolarlık silah satmıştı Arabistan'a ve bu 350 milyar dolara kadar çıkabilecekti. Bu nedir? Soygundur. Arabistan'ı resmen tokattılar. Alıyorlar elindeki avucundakini ve istediklerini söyletiyorlar. Siz boş verin. Mısırla ilişkileri düzeltmeye devam. Oradan bir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. ama bizden çıkıyor işte. Yani sıkıntı bizde. Sıkıntı bizim içimizde. Nasıl diyeyim? Sıkıntı hakikaten bizim içimizde. Çünkü çünkü birileri birileri hala Türkiye'nin e, girdiği yeni rota, Türkiye'nin yerleştiği yeni merkezi anlayabilmiş değil. Hala gözleri Amerika'da, hala gözleri Atlantik cephesinde. Türkiye Asyai bir toplumdur diyen Atatürk'ün öngörüsü üzerine son birkaç yıldır Asya'daki yerine oturdu ve Avrasya ülkeleriyle çok sıcak ilişkiler geliştirmeye başladı. Bunu geri çeviremezsiniz. Artık bu bitmiştir. Bakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2-3 ay önceki bir konuşmasında Türkiye-Çin ilişkileri için stratejik ortaklık deyimini kullandı. Bu kolay kullanılan bir deyim değil. Ama işte en yakındaki adamlar ya anlayamıyor ya Doğu Perinçek'in dediği gibi dalkavuklar var etrafında. Ya da kandırmaya çalışıyorlar. Mesela ben dalkavuk ya da kandırmaya çalışıyor demiyorum ama en basit tabiriyle anlayamamış diyeyim Yasin Aktay için. Yasin Aktay ne diyor? Bak, ABD için toparlanma fırsatı Suriye'dedir diyor. Allah'ım ya Rabbim. Hayır, dünkü çocuk olsa neyse Yasin Aktan bayağı deneyimli bir siyasetçidir. Şöyle demiş. 11 Eylül'ün hemen ardından öfkeyle kalkan ABD'nin teröre karşı mücadele başlığı altında aslında yoğun bir İslamofobi politika program paketi açmıştı. Bu paketi ilan ettiğinde Başkan Oğul Bush sonradan dil sürçmesi olarak geçiştirilmeye çalışılacak olan haçlı savaşı tabirini kullanmıştı. Safına çekmeye çalıştığı kitleler içinde Müslüman ülkelerinde olduğu gerçeği kendisine hatırlatıldığında bu tabirin ne kadar hatalı olduğunu da anladı hemen. Ama Afganistan ve Irak için başlattığı kampanya orta çağların tipik Haçlı kampanyalarından farksız oldu. Siyasal ilahiyat vaatleri, demokrasi götürmek, modern değerleri korumak olarak ifade edilen bu kampanyada bütün insanlar ya bizden ya onlardan diye dijital bir kod, e, kodlamaya tabi tutulacaktı. Evet, o günlerde biz de bizde de bu haçlı kampanyanın benzetilebileceği daha yakın bir tecrübe vardı hafızalarda ve buna benzetilmekten geri durulmadı. Ruşen Çakır bu kampanyayı küresel 28 Şubat olarak niteledi hemen. Bu niteleme aslında 28 Şubat darbe teşebbüsünü ona eşlik eden kampanyayı da bir haçlı kampanyası hanesine yazdığının muhtemelen farkında değildi ama paralelliğe açığa vuran bir şecaat tarzı gibiydi. Doğrusu aralarındaki tek paralellik bu değildi. 28 Şubat'ında bir tür önleyici savaş mantığıyla düzenlenmiş olması da çok önemli bir ortaklıktı. Karşısına kendi halkını bir düşman olarak koyan bu savaşta i̇mam blok olarak düşman safına, siyasal olarak defa partisi safına yerleştirilmişti. Bu, bu düşman nesiller önlem alınmadığı takdirde 2000'li yılların başlarında bu düşman partiyi tek başına iktidara getireceği öngörüsüne dayanılarak harekete geçilmişti. Ancak işin tarihte her zaman tekrarlanan ironik yanı yine tekrarlanmıştı. İmam hatiplerin orta kısımları bu tedbirler çerçevesinde yani iktidara gelmesinler diye kapatılmış olduğu halde 2002 yılında AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi önlenemedi. Hatta bu sonucun ortaya çıkmasında bizzat bu önleyici savaşın tam tersi sonuçlar veren etkisi olduğu çok açık bir biçimde görüldü. 28 Şubat süreci de insan aklının aşırı özgüveninin sergilediği, cahilliği sergilediği için kaybetti. ABD'nin 11 Eylül'den sonra başladığı hamle, küresel 28 Şubat ise onun da aynı akibete uğraması kaçınılmazdı. Vallahi söyleyecek çok söz var bu yazı üzerine de dur bakalım ne zaman patlayacağım. O da sözüm ona İslami teröre, İslam'ın her türlüsünün zarar gördüğü kampanyalar başlattığı için 28 Şubat'ın akıbetine maruz kalmaktan kurtulamadı. Alınan tedbirler ABD nefretinin giderilmesi amacını da taşıyordu ama gidilen yol nefreti arttırmaktan başka bir şey yapmadı. 20 yılın sonunda böylece ABD'nin kendine ve dünyaya kazandırdıkları ve kaybettikleri üzerine, kaybettirdikleri üzerine daha sağduyulu bir değerlendirme yapması gereken noktadayız. Bu noktada ABD önce Irak'ta sonra Afganistan'da yaptıklarının öz eleştirisini yapmış ve zararın bir yerinden dönmüş görünüyor. Nerede öz, öz eleştiri yaptı ya? Siz gördünüz mü? Ben görmedim öyle bir öz eleştiri. Bunun onun için iyi olduğunu söylemek durumundayız. ABD bu saatten sonra hem Irak'la hem Afganistan'la daha sağlıklı ve kendi ülkesinin çıkarlarını gözeten... ...ama bu ülkelerin halklarına da saygı çerçevesinde çok daha karlı ve uzun vadede çıkarlarını gözeteceği ilişkiler kurabilir. Bu ilişkiler hem kendisine hem de ilişki içinde bulunduğu ülkelere kazandırdıktan sonra... Kimse itiraz edemeyeceği gibi kendisi de çok daha kazançlı çıkacaktır. Yeter ki küresel 28 Şubat tarzı veya işgalci uygulamalara tevessül etmesin. Gerçi Irak'tan askerlerin çekme değerlendirmesi yaptığı günlerde bile önündeki önünde belki bütün imajını düzeltebilecek fırsat Suriye'deydi. Halkını katleden bir diktatöre karşı halkının yanında durarak bu nefreti giderebilirdi. Laflara bak. Suriye'de halkını katleden bir diktatör varmış. Amerika'da ne yapıyormuş? ancak o bu gerekçeyle başlattığı Suriye macerasını da bambaşka bir mecraya taşıyarak tarihi bir fırsatı kaçırdı. Böylece Türkiye gibi bir müttefikine karşı bir terör örgütüne verdiği olağanüstü destekle hem Suriye hem Türkiye halkının halkına daha da uzaklaştı. Oysa burada uyguladığı program her neyse onu Afganistan ve Irak'ta batağa sürükleyen akıldan veya akılsızlıktan çıkmış olduğu çok açık. Suriye'de ABD'nin devam ettiği mecranın kendisine hiçbir faydası yok. Çünkü tıpkı Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi bu coğrafyanın sosyolojik gerçeklerine aykırı. Demografik operasyonlar yaparak hele bir de terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü destekleyerek kuracağı herhangi bir düzenin ABD'yi yeni bir fiyaskoyla karşı karşıya bırakması mukadderdir. ABD zaten yıkılmasına ramak kalmış bir Esad'ın ömrünü zoraki uzatan karmaşık siyasetler uygulamamış olsa... Suriye'de sular çoktan durulmuş, halkıyla barışık bir siyasi düzenin kurulması hiç de uzak ihtimal değildir. Halkıyla barışık olmayan e, siyasal düzen en son seçimlerde %95 aldı, adamın haberi yok. Ha e işte %95'i diktatörler oluyor. Kenar... Allah Allah. Evet, e, oysa ABD burada kendi müttefiklerine bile şeffaf olmayan bir siyaset izleyerek hem kendini hem bölgeyi yaktı. Halen ABD'nin Suriye için mevcut yürüyen plan ve uygulamalarının vaat ettiği hiçbir hayır veya çözüm yok. Çözüme bir katkısı olacaksa, kendi itibarında bir şekilde korumak veya sürdürmek istiyorsa şu anda bulunduğu rotadan çıkması şart. Hatta bu yolla belki Afganistan ve Irak'ta yıktığı imajını ve itibarını yeniden toparlayabilirdi. Yeni rota Suriye'de halkıyla barışık bir yönetimin kurulması ve dünyanın her tarafına dağılmış Suriye halkının kendi topraklarının dönüşünü mümkün kılacak bir siyasettir. Bu konuda izlenecek rota da besbellidir. Allah'ım ya Te Allah'ım be ya ben sana ne diyeyim ya Sinattay ya. Ne 28 Şubat eleştirilerin doğru, ne Amerika'nın Irak'ta Afganistan'da yaptıklarına getirdiğin açıklama normal. Of. Ya ben ne uğraşacağım aman. Hasan Ünal, Hasan Ünal'la uğraşsın. Hasan Ünal'la uğraşsın. Profesör Hasan Ünal. Dış politikanın, ha, dur. Erdoğan'ın danışmandan ABD'ye Esad'ı devir tavsiyesi. Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, ABD'nin Afganistan ve Irak'ta kaybettiği prestiji Suriye'de kazanabileceğini öne sürdü. Bunun içinde de Aktay'a göre Esad'ın devrilmesi gerekiyormuş Amerika tarafından. Profesör Hasan Ünal demiş ki, Dış politikanın ne kadar yanlış tartışılabildiğine dair en başarılı kötü örnek olarak ileride atıfta bulunulabilir. Şu anda ABD'ye gel esatı devirelim demesine söyleyecek söz bulamadım. En iyisi Biden'a baş danışman olması olur demiş. Valla ha e, Çavuşoğlu Sürgündeki hükümet Suriye halkının meşru temsilcisidir. Bunu kabul ediyoruz demiş. Hay Aktay ABD'ye gel esatı devirelim demiş. Hiç fark etmiyor hiç. Aa, en iyisi Biden'a baş danışman olması olur demiş Hasan Hoca. Ee, yani Biden'a yarıyor bu yaptıkları bunların. Ee, söylenecek bir şey yok. Ee, başka eleştiri var mı arkadaşlar? Ha, ekonomist Şevket Apuhan'dan bir eleştiri var. Ee, ABD, Esad'ın devrilmeyeceğini anladı ama bu danışman anlamamış. Bir de ABD'nin değil Türkiye'nin prestijini, prestijini düşünmekte sorumlu. Hatlar yine karışmış demiş. Evet yani ABD'nin kaybettiği prestijin derdine sen niye düşüyorsun? Sana ne? Sen Amerikan vatandaşısın, Türk vatandaşı mısın? ABD en büyük prestijini Doğu Akdeniz'de kaybetti. Sonra Soros'un adamı yerine Toros seçilince Kıbrıs'ta kaybetti. Sonra Karabağ'da kaybetti. Ermenilerin elindeki esir topraklarını Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizin kurtarmasıyla kaybetti. Daha ne sana ne ABD'nin prestijinden bilmem neyinden. Sen Türkiye'nin prestijine baksana, onu yükseltmeye çalışsana. Oh, 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 reisin etrafında bunlar mı var? Reis, yanmıştım. vallahi yanmışsın ha, ne diyeyim. Vallahi. Zor iş ya, vallahi yani bu adamlarla iş yapmak, bir de doğru iş yapmak o kadar zor iş ki. Ne diyeyim yani, Allah yardımcısı olsun. Olacak gibi değil ya. Şimdi e, dün e, Serok Davutoğlu'ndan bahsetmiştik. Serok Davutoğlu direniş çadırına gitmişti. Bugün aydınlık haberini yapmış. Kovulmaktan beter oldu ailelerden Davutoğlu'na HDP tepkisi diye Foreign Polisi'nin ABD'nin Ankara'daki adamı olarak tanımladığı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ailelerin HDP'nin kapatılmasından rahatsızlık duyuyorsunuz sözlerine Davutoğlu siyaset yapmayın çocuklarınıza sahip çıksaydınız diye yanıt verdi. Aileler tepki gösterince Davutoğlu çadırı terk etti. Ne kadar saçma sapan bir adam bu ya. Yani kendisi kusura bakmasın hakaret anlamında söylemiyorum ama. Yok yok şeyine girmeyeceğim ayrıntısına girmeyeceğim birinci sayfaya gelin. Ya ne demek ya çocuklarınıza sahip çıksaydınız? Hı? Adamın elinde silah var, nasıl sahip çıkıyorsun? Adam silahlı terör örgütü. HDP de silahlı terör örgütünün bizatihi siyasi kanadı aslında kendisi. HDP PKK. Öyleydi o direniş çadırındaki anneler. Ne demek evladınıza sahip çıksaydınız? Sen devlettin, sen başbakandın, sen sahip çıkacaktın. Bunlar da şahane ha. Adamın çocuğunu terör örgütü kaçırmış. E çocuğuna sahip çıktı. Sen ne işe yarıyordun o zaman başbakandın? İlginç ilginç adamlar bunlar ya. Ne diyor ailelere? Siyaset yapmayın. Yok ya bir teksan yapacaksın. Ha, kimse siyaset yapmasın Davutoğlu yapsın. Nerede o yoğurdun bolluğu? Utku Reyhan bir yazı yazmış. Davutoğlu, Çavuşoğlu, Pelikan bildirisi diye. Herhalde vardır bir cevap e, orada. Şöyle diyor yazısında. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta Suriye Başbakanı, Ulusal Koalisyon Başkanı ve Müzakere Komisyonu Başkanı sıfatlarını kullanan 3 kişiyi <laughs> Dışişleri Bakanlığı'nda ağırladı ve onları Suriye'nin meşru temsilcileri ilan etti. Hiçbiri Suriye'de yaşamayan, Suriye'de bir güçleri olmadığı gibi Suriye'de kimsenin tanımadığı bu kişileri Sayın Çavuşoğlu da yarın sokakta görse tanımaz. Bu akıl almaz çıkışı değerlendirmeden önce gelin 5,5 kilo öncesine gidelim. Kamuoyuna Pelikan Bildirisi olarak yansıyan e, yansıyan ve o dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na yoğun suçlamalar içeren bir bildiriyi anımsıyor musunuz? Metnin içeriği kamuoyunda pek tartışılmadı. Daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresi tarafından Davutoğlu'na verildiği söylenen bir ultimatom olarak e, şekli değer gördü. Davutoğlu bildirinin hemen arkasından istifa etti. Aslında bu metin ya doğrudan doğruya Cumhurbaşkanının ya da ona yakın kimi isimlerin Davutoğlu siyasetlerine dönük fikirlerini içeriyordu. Metinde eski başbakanın kişiliğiyle ilgili ipuçları olsa da aralarındaki siyasi ayrışma daha dikkat çekiciydi. Metin çarpıcı bir biçimde Davutoğlu'nun mimarı olduğu Suriye politikasına kuvvetli eleştirilerle başlıyordu şu sözlerle. Evet kibirliydi hem de çok. Her şeyi o bilirdi. Ama teorik olarak ...pratikte genelle çuvallardı. Örnek Suriye. 6 ayda Esad devrilir dedi. Demekle de yetinmedi. Bütün planlarını buna göre yaptı. B planı yoktu. Çünkü çok emindi. Kendinden, zekasından, bilgisinden, okumasından. Esad kaldı, hoca çuvalladı. Sonra bir sürü sıkıntı. Metin'de açıkça 2009'da Dışişleri Bakanı olduğu andan itibaren... ...Suriye siyasetine yön veren Davutoğlu'nun çuvalladığı ilan ediliyor. Kolayca anlaşıl anlaşılacağı gibi... Burada çuvallayan yalnızca Davutoğlu değil AK Parti hükümetleriydi. Bu yönüyle metin bir öz eleştiri metni anlamını taşıyordu. Cesur ve doğru bir öz eleştiri. Gerçekten de metnin yayınlandığı 1 Mayıs 2016 itibariyle Suriye hükümeti Rusya ve İran'ın desteğiyle kaybettiği bölgeleri tek tek geri almaya başlamış, Türkiye'ye milyonlarca Suriyeli sığınmacı gelmiş, pkk de ülkenin üçte birinde sözde kantonlar inşa etmiş, Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden PKK ve DAEŞ kaynaklanan onlarca canlı bomba, bomba saldırısında yüzlerce vatandaşını kaybetmişti. Rus uçağı bu dönemde düşürülmüş, Rusya'nın turizm ve tarım ambargosu ekonomimize ciddi zararlar vermiş, Rusya'da yatırımları olan Türk iş insanları makineyi, teçhizatı bırakıp tası tarağı toplayıp ülkemize dönmüştü. Metinde bu gelişmeler sonra bir sürü sıkıntı cümlesiyle ifade ediliyor. Davutoğlu bu bildirinin yayınlanmasından 3 hafta sonra istifa etmek zorunda kaldı. Foreign Policy bu istifayı ABD Ankara'daki adamını kaybetti başlığıyla verdi. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Rusya'dan özür diledi ve ilişkiler normalleşmeye başladı. Rusya'dan özür deme Dutku. E, düşürülen Rus uçağının pilotunun eşinden özür dedi. E, e, düzelteyim. Çok önemli bulmayabilirsin ama e, düzeltmekte fayda var. Davutoğlu'nun istifasından 53, Erdoğan'ın Rusya özründen ise sadece 18 gün sonra 15 Temmuz 2016 ABD FETÖ darbe teşebbüsü yaşandı. Rusya, İran ve Çin darbe teşebbüsüne karşı Ankara'nın yanında yer aldı. Aslında bildirinin yayınlandığı 1 Mayıs 2016 itibariyle AK Parti içerisinde Erdoğan'a yakın grup Esad'ı devirmek üzerine kurulu Suriye ya politikasının yanlış olduğunu tespit etmişti. Üstelik bunu açıkça ifade etmeye de başlamıştı. 15 Temmuz'da yaşanan saflaşma bu görüşü perçinledi. Ancak AK Parti geçmişteki birçok yanlışından ders alıp doğru siyasetlere dönse de FETÖ, Açılım, BOP, Mısır, Asya'ya yönelme, Atatürk'le kavga gibi siyasetli konularda doğru siyasete dönse de Suriye konusunda gereken adım bir türlü atamadı. Dönem dönem olumlu sinyaller verildi Adana Mutabakatı'na göndermeler yapıldı. istihbarat başkanları görüştü ve en son Sayın Çavuşoğlu rejimle PKK, PYD'ye bakışımız aynı dedi. Sonuncusu aslında Suriye'de tıkanmayı aşacak kilit cümleydi. O yoldan gidilse Türkiye'yi aydınlık ufuklar bekliyor. Orada ancak Sayın Çavuşoğlu ve elbette Erdoğan hükümeti bu sözlerden 3 gün sonra ne üdüğü belirsiz kişileri Suriye'nin meşru temsilcisi ilan ederek iğneyle kayılan, kazılan kuyuya bir kamyon toprağı boca etti. Ay ay etti valla. Suriye hükümetiyle didişmek bize ne kazandırdı ne kaybettirdi. Bunun muhasebesini yapamayan bir hükümet Türkiye'nin önündeki güçlüklerle mücadele edebilir mi? Geçmişteki hatalar bir yana şu beş konuda Suriye ile işbirliği kurmadan çözüm mümkün mü? 1- PKK. PKK Türkiye ve Irak'ta giriliyor en önemli gücü Suriye'de işgal ettiği bölgeler, Suriye hükümeti PKK'ya karşı sertleşme politikası izlemişken, üstelik Türkiye'nin Dışişleri Bakanı bile bu gelişmeyi saptamışken neyi bekliyoruz? Suriye hükümetinin İdlib'ten sonraki ilk hedefinin PKK'nın işgal ettiği bölgeler ve oralardaki ABD üsleri olacağını Sağır Sultan bile duydu. Suriye ile işbirliği PKK'nın sonu demek. 2- Sığınmacılar Geçtiğimiz gün hastane bahçesinde sohbet ettiğim Zeytinburnu'nda esnaflık yapan bir vatandaş eskiden olsa Erdoğan için öleceğini ancak göçmen meselesini çözemediği için bir daha ona asla oy vermeyeceğini söyledi. Suriye hükümetinin genel af ilanını akıllı bir iktidar hemen değerlendirirdi. Suriye ile anlaşarak PKK, PYD ve bütün terör örgütlerini temizlenir, temizlenen ve Suriye'nin egemenliğinin sağlandığı topraklara misafirlerimizin dönüşü sağlanırdı ki hemen hepsi Esad'ın egemen olduğu bölgelerden değil, PKK, Nusra, DAEŞ gibi terör örgütlerinin egemen olduğu bölgelerden kaçıp geldiler. Başka çözümü olan varsa hodri meydan. 3. Doğu Akdeniz ve KKTC. Diyeceğim ama bir reklam arası vermem lazım. Reklamlardan sonra diyeceğim. Vallahi diyeceğim. Devam edeceğim kaldığım yerden. Hadi. Evet, söz verdiğim gibi Utku Reyhan'ın yazısını bitireceğim. E, tek tek e, hataları sayıyordu. E, Doğu Akdeniz ve KKTC. Suriye ile kavgalı bir mavi vatan siyaseti yarım kalır. Suriye karadan olduğu gibi denizden de konuşmuş. Üstelik Suriye ile iyi ilişkiler, Rusya ve bütün Asya ile iyi ilişkiler demek. Doğu Akdeniz'de bize karşı ortak tatbikatlar yapan ABD-İsrail-Yunanistan GKRY ittifakına karşı kuvvetli bir cephe gerisi demek. Hatta Suriye ile iyi ilişkiler ve onun yaratacağı uluslararası güven iklimi KKTC'nin tanınmasını sağlayacak koşulların da oluşması demek. E, Utku bence Suriye ile iyi ilişkiler ABD'ye, emperyalizme karşı mücadele eden bütün mazlum milletler nezdinde saygı demektir. Onu da ben ekleyeyim. Filistin konusu. Bugün ABD ve İsrail'e karşı Filistin direnişi büyük oranda İran ve Suriye'nin askeri ve mali desteğiyle yürütülüyor. İsrail'i gerileten füzelerin hemen tamamı İran yapımı. İsrail bunu bildiği için Esad'ı devirme çabasının hep en ön cephesinde oldu. Şam'ı bombalayıp durdu. Biz Suriye konusunda İsrail'le yan yanayız. Akıl alır gibi değil. Suriye ile işbirliği Filistin mücadelesine sözde değil özde destek vermektir. Ekonomi. Sığınmacı yoğunluğunun getirdiği ekonomik yük bir yana. Suriye ile kapalı sınırlar Hatay'dan Şırnağa kadar olan bölgede ekonomik faaliyete ağır darbeler vurdu. 2011 öncesi bu bölge Türkiye'nin ticari sınır hareketliliğinin en canlı olduğu bölgesiydi. Fakat bunlardan daha önemlisi Türkiye'nin Suriye konusundaki yanlış siyaseti Avrasya ülkeleri açısından bir güvensizlik kaynağı. ABD'nin ekonomik saldırganlığına karşı koymada ve üretim devriminin başarmada hayati değeri olan dış kaynaklara erişimimiz bu yanlış siyaset nedeniyle zora giriyor. Çeşitli televizyon programlarının reklam aralarında ya da özel sohbetlerimizde AK Parti ile aydın isimler Suriye politikasının yanlışlığından bahsetse ve bize hak verse de kameralar karşısında aynı yanlışı sürdürmeye ama Esad diktatör tekerlemesinin dillerine dolamaya devam ediyorlar. Üstüne envai çeşit komplo teorisi ve batı basınından ve insan hakları kuruluşlarından alınan bin türlü tezviratı ekliyorlar. Böyle bir dış politika olabilir mi? Meseleye Türkiye'nin ihtiyaçlarından değil de türlü çeşitli takıntılara yaklaşan, takıntılarla yaklaşan bu anlayış Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi? E madem öyle Davutoğlu'nun günahı neydi, Bu retoriği gayet hakkıyla icra ediyordu hoca. Suriye ile işbirliği ABD ve piyonlarının bütün oyunlarını bozacak anahtardır. Bu anahtarı kullanmayanlar Türkiye'yi değil ama kendilerini uçuruma sürükler. Türkiye bu anahtarı eninde sonunda kullanacak. Türkiye'de bu kilidi açacak, o anahtarı hakkıyla kullanacak çilingir var çok şükür. Vatan Partisi Suriye'nin emperyalistlerce çatışmalara sürüklendiği 2011'den bu yana doğru e, bu yana doğru siyasetleri tek başına savunuyor. Vatan Partisi'nin iktidarında Suriye'den başlayarak Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan cephede uygulanacak tutarlı ve bütüncül anti-emperyalist siyasetle yukarıda beş başlıkta sıraladığımız çözümler uygulanacaktır denilmiş. Evet, yani üst üste üst üste yanlışlar yanlışlar yanlışlar. E ama birkaç ay önce uyardık tamam aynı gemideyiz Türkiye gemisindeyiz. Ama kaptan köşkünde sıkıntı var. Kaptan köşküne rotayı iyi bilen dalgalı denizlerde gemiyi iyi yönetebilecek birileri daha lazım. Onu bir kere daha söyleyeyim. Nereden canım o kadar yanlışıdan? valla yani ben görsem de oluyor yanlış, görmesem de oluyor. Şimdi diyelim Belgrad ormanlarında bir ağaç devrildi. Ama ben görmedim. Devrilmedi mi o ağaç? Devrildi. E ben görünce mi kabaat oluyor? Örnek A Haber. Örnek A Haber. A Haber kanalı Türkiye'nin PKK ve FETÖ'ye karşı kararlı mücadelesinin sürdüğü bu hassas dönemde yayınladığı Katliamın Tarihi Dersim videosuyla teröre ve bölücülüğe karşı milli duruşu hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 yıl önceki açıklamalarını yayınlayan kanal Erdoğan'ı bugün CHP ile aynı yere koydu. Dersim kalkışmasını yapanlarla aynı konumda gösterdi. Haberde Tunceli'deki isyan baştan sona çoluk çocuk kadın erkek katliamı olarak gösterildi. Halkı ezen ve soyan ağalık düzeni savunuldu. Erdoğan'ın 2011 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı Dersim konuşması sık sık ekrana getirildi. Atatürk ismi anılmadan 1935-38 yılları Cumhuriyet yönetimini hedefe konuldu. Bu haberi PKK-HDP medyası yapsa ancak bu kadar yapardı. Ne bu şimdi? Yani Cumhurbaşkanı sen Cumhurbaşkanı'nın bu politikaların yanlışlığını görmüş ve doğru politikalara dönmüş. Biz bilmiyor muyuz Cumhurbaşkanı'nın 15 sene önceki anıt kabirde sap gibi dikilmenin alemi yok görüntülerini koymaya biliyoruz. Ama o o zamandı. Geçti bitti. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye Sakarya Meydan Savaşı konuşmasını dinlemediniz mi biraz önce? Dinlediniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor, komutanlarımız diyor, şehitlerimiz, gazilerimiz. Yani aynı şey gibi. Ya adam iyi bir şey yapacak, eline vuruyorsun, yapmadı olsun. Ya bir bırak yapsın. Hayır işte. Ee, AKP'nin içinde de var bunlar, CHP'nin içinde de var. Ee, Birçok partinin içinde var bu Amerikancı, bu Atlantikçi adamlar. Her yerden böyle kafalarını çıkartıyorlar ve provoke ediyorlar ortalığı. Peki bunda Tayyip Erdoğan'ın kabahati var mı? E, var biraz yani. Yani tamam bunu bilmiyor olabilir, bilmem ne ama mesela şeyin konuşması, Dışişleri Bakanı'nın meşru hükümet olarak sürgündeki hükümeti görüyoruz konuşması. Onda sorumluluğu olmaz mı? Bunlara dikkat edecek. Ya da bu millet onu alır, bunlara dikkat edecek birilerini getirir. Aa bu Biden taifası mıdır, hayır değildir. Milletin ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Hatırlayın CHP'yi barajın altına indirdi, e, ne bileyim DSP'yi yüzde bire yüzde sıfıra getirdi, DYP'yi öyle. Bu milletin aklı seliminden kimse şüphe etmesin. Eden olursa da e, valla ne olur e, kendi kaybeder. E, bitirelim mi? Bitti galiba değil mi? Hü, bir iki haber daha. onlar da yarına veririz artık. Yalnız yönetmenden rica edeyim. Ee, Sakarya e, Zaferi anısına şu e, Sakarya e, marşını bir kere daha çalalım. Efendim ben yarın saat 9.30'da yine burada olacağım. Yarın saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 9.30'a kadar değil. Biz kazanacağı kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu mı? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.